Evet değerli arkadaşlar, şimdiki konumuz Türkiye'de ticaret. Soru noktasında karşıma nasıl soru çıkarır hocam? Doğrudan ezber sorusudur. Hangisini ithal ederiz, hangisini ihraç ederiz? Dış ticaret ya da iç ticaret noktasında ayrımını yaptırır bu vatandaşta. Türkiye'de ticaret neleri alıp neleri satıyoruz, neleri daha çok satıyoruz, neleri az satıyoruz, hangi ülkeyle daha çok muhatap oluyoruz ithalatta ya da ihracatta? Bunların sınıflandırmasının yapılması bizim için önemli arkadaşlar. Şimdi ticaretle alakalı bakacağınız en temel mantık şu olması lazım. Türkiye'deki ticarette, iç ticaretinde ve dış ticaretindeki kıyaslamalar noktasında dış ticaret açığımız mı var, fazlamız mı var? Hangi ülkeyle daha çok muhatap oluyoruz dış ticaretimizde, alım satım noktasında? Ya da son yıllarda değişen bazı unsurlar var mı süreç içerisinde zamana bağlı olarak? Bunları tek tek konuşacağız şimdi. Ve ilk önce neyle başlıyoruz? İç ticaretle başlıyoruz. İç ticaret ne demek hocam? Bölgeler arası yapılan ticarettir. Ülkemizde bölgeler, iller arasında yapılan ticarete biz iç ticaret diyoruz, bölgeler arasında. Ve ülkemizde iç ticaret canlı mıdır hocam? Kesinlikle canlıdır arkadaşlar. İç ticaretimiz canlı olarak karşımıza çıkıyor. Bu canlılıkta canlı olup olmadığını sorgulamaz. Doğrudan der ki ülkemizde iç ticaretin canlı olma nedenleri nelerdir? Neye bağlı olarak biz iç ticarette canlıyız? 1. Sanayi tesislerinin dengesiz dağılması. Ülkemizde sanayi tesisleri dengesiz dağıldığı için her yerde oransal ya da aynı oranda sanayi tesisi olmadığından dolayı bir sanayi tesisinin yoğunlaştığı yerde üretilen ürün sanayinin olmadığı yerde de ihtiyaç duyulan bir üründür. Otomatikman sanayinin var olduğu yerden olmayan yere ürün gönderimi söz konusu oluyor. Bu da bölgeler arasındaki ülke içindeki iç ticareti canlandırıyor. Temel unsurlardan bir tanesi bu. 2. İklim farklılığı. Bizim ülkemizde her bölgeye ait ya da her yöreye ait farklı iklimin bulunması neyi beraberinde getiriyor? Tarım ürününü beraberinde getiriyor. Her bölgenin kendine ait, kendine has bir tarım ürünü var. Otomatikman bölgeler birbirlerinde olmayan tarım ürünlerini birbirine satarak ticareti canlandırıyor arkadaşlar. 3. Hızlı nüfus artışı. Hızlı nüfus artışının nadir ortaya çıkarmış olduğu olumlu sonuçlardandır. Bir yerde nüfus ne kadar kalabalıksa o kadar ne yapıyor hocam? Süreç içerisinde baktığınızda ihtiyaç fazlalığı ortaya çıkıyor. O ihtiyaç fazlalığı da ortaya çıkınca onu karşılamak adına üretimi arttırıyoruz. Üretim ihtiyacı yönelik olduğu için tüketim artıyor. Bu da ne yapıyor? Ticareti canlandırıyor. Dikkat ederseniz ülkemizin en büyük ticaret merkezleri genellikle nüfusun kalabalık olduğu illerdir. Temelinde de nüfusun fazlalığına bağlı olarak ihtiyacın varlığıdır. 4. Son yıllarda özellikle karşımıza çıkan bir unsur. Ulaşımın gelişmesi. Ulaşımın gelişmesi, üretilen bir malın tüketiciye daha hızlı bir şekilde ulaştırılabiliyor olması ve bununla da beraber tüketiciye hızlı ulaşım tüketimi arttırması ne yapıyor hocam? İç ticareti canlandırıyor. Ve yine son yıllarda karşıma çıkan bir unsur, bilim ve teknoloji. Artık insanlar oturduğu yerden bir tıkla alışveriş yapar boyuta geldikleri için bilim ve teknolojiye bağlı olarak İç ticaret son yıllarda bu etkenlerden dolayı gelişmiş oluyor arkadaşlar. Bakınız, iç ticaretin canlı olma nedenlerinde sanayinin dengesizliğine bakarsınız. İklim farkına bakarsınız. Nüfusun fazlalığına bakarsınız. Ulaşımın kolaylığına bakarsınız. Ve bilim ve teknolojinin gelişmesine bakarsınız. Ki soruyu şöyle sorar iç ticarette. Kent çifti verir ya da bölge ya da bölüm çifti verir. Hangi kent çiftinde, hangi bölge çiftinde, hangi bölüm çiftinde arasındaki iç ticaret diğerlerine göre daha canlıdır diye sorar. Önce şuna bakarsın. İklim farklılığı varsa eşleştirilen illerde, bölgelerde, bölümlerde iklim farklılığı, tarım ürünü farklılığını getireceği için arkadaşlar birbirlerine farklı olan tarım ürünlerinden satacağı için canlıdır.
Ola ki hepsini kent çiftlerini aynı iklim bölgesinde olarak verdi. O zaman neye bakacağım? O zaman da gelişmişlik farkına bakacağım. Mesela Ankara ile Niğde aynı coğrafi iklim içerisindeler ve aynı iklimde olduklarından dolayı sanki iç ticaret gelişmeyecekmiş gibi durur. Ama Ankara gelişmiş, Niğde gelişmemiş. Otomatikman ne oluyor? Ankara'da üretilen bir mal Niğde'ye gönderildiğinden dolayı burada iç ticaret canlanıyor. Ha, Ankara Niğde'yi vermeseydi Rize Ankara arasında tarıma dayalı iç ticaret gelişir arkadaşlar. Yine baktığında Trabzon Ankara arasında gelişir. Ama Antalya ile İzmir arasında çok fazla gelişmez. Aynı iklim bölgesi ve gelişmişlik düzeyleri birbirine yakın. Temel mantık budur. Önce iklim farklılığı var mı yok mu buna bakıyoruz. İç ticaretin canlılığında eğer iklim farklılığı varsa cevabımız %90 odur. Ama aynı iklimdeyse o zaman da gelişmişlik düzeylerinin farkına bakıyoruz. Biri gelişmiş biri gelişmemişse onlar arasında da iç ticaret gelişecektir. Çünkü gelişmiş olandan gelişmemiş olana mal gönderimi sağlanacaktır. Evet, iç ticaretimizle alakalı bilmemiz gereken unsurlar, temel noktalar böyle. Geldim şimdi dış ticarete. Ne alıyoruz, ne satıyoruz? Sınıflandırmamız ne ve neye göre şekillendiriyoruz? Dikkat! Önce ihracatımıza bakıyoruz arkadaşlar. İhracat dış satım demektir. Ülke dışına atıyoruz arkadaşlar. İhracat. Sıralamaya dikkat et. %93 sanayi ürünlerini satarız. Yani imalat ürünlerini. %6 tarım ürünlerini satarız. %1 de maden satarız. İhracatımızdaki dağılım aynen böyledir. Sıralama yaptırır bazen sana. Dikkat et bak. Zaten dış satım dedik ya. Sıralama da sana bunu verir. Sanayi, tarım, maden. Kodlaması da satım olarak karşına çıkar. Sanayi 1, tarım 2, maden 3. Dış ticaretimizde, ihracatımızda, dış satımımızda karşımıza çıkan. Peki hocam, ne satıyoruz? Dikkat! Taşıt araçları ve yan sanayisi diyor arkadaşlar. Yedek parça, otomotivde çok fazla satıyoruz. En fazla sattığımızdır. Bunun dışında dokuma satıyoruz, tekstil satıyoruz, beyaz eşya satıyoruz, konserve satıyoruz, besin ve gıda, şişe cam, inşaat malzemesi, birçok şeyi satıyoruz arkadaşlar. Ama burada genellikle en fazla sattıklarımız daha çok ön plana çıkar. Kara taşıtları ve yedek parça. Yani baktığınızda otomotiv ve yedek parçasını çok fazla satıyoruz. Tarım ürünü olarak ne satıyoruz hocam? Yine dünyada birinci olduklarımızla alakalı süreçtir arkadaşlar. Tarım ürünü sattıklarımızda. Fındığı satıyoruz. Tütünü satıyoruz, baklagil satıyoruz, hububat satıyoruz, sebze meyve satıyoruz, yine zeytin tütünü satıyoruz, hayvansal ürünler satıyoruz. Bunlar hep tarımın alt başlığında karşımıza çıkanlardır. Ve genel olarak bakırı, kromu, çinkoyu, mermeri, antimonu, lüle taşını, civayı, demiri, boru, tuzu satıyoruz. En fazla lütfen şuna dikkat edin. Mermer satıyoruz arkadaşlar. Sorularda bazen oynama yapabiliyor bununla alakalı. Boru da veriyor. Şıkkın diğerinde mermeri de veriyor. Otomatikman sanki böyle çok borda dünyada birinci olduğumuz için çok da satıyormuşuz gibi bir anlam kazandırıyor. Otomatikman da arkadaşlar lütfen burada en fazla sattığımızın mermer olduğunu biliniz. Ve bak, madenin oranının %1 olması şunu gösterir. Ülke satış oranının %1 olması ülkemizin maden bakımından zengin değil, madenin çeşitliliği bakımından zengin olan bir ülke olduğumuz algısını ortaya çıkarır arkadaşlar, unutmayınız. Tekrar ettim, toparladım. Sanayi ürünü olarak otomotiv, yedek parçayı çok fazla, beyaz eşyayı çok fazla, dokuma tekstili çok fazla satıyoruz. Tarım ürünü olarak da fındık gibi, tütün gibi, sebze meyve gibi, hububat gibi, baklagil gibi ürünleri satıyoruz. Yine baktığınızda madencilik noktasında da arkadaşlar kromu, bakırı, çinkoyu, mermeri, civayı, boru, tuzu satıyoruz. Unutmayınız bunu. Burada şuna dikkat et. Demir madeni ile alakalı arkadaşlar. Demiri hem ithal edeceğiz hem ihraç edeceğiz. Birazdan konuşacağım arkadaşlar. Hem ithalatımızda hem de ihracatımızda kimler varmış, bunun sınıflandırmasını yapacağım, merak etmeyiniz. Bu konuda dikkatli olmanızı isteyeceğim bir yer olacak. Geldim ithalatıma. İthalata baktığınızda sıralama değişiyor arkadaşlar. 2015 verisine dikkat et bak. Birinci sırada kim varmış hocam? İlk olarak birinci sırada sanayi var.
İkinci sırada kim var hocam baktığında? Maden var. Üçte kim var hocam? Tarım var. Sıralama değişti. Maden bu sefer bir tık öne geçti arkadaşlar. Bir tık öne geçti. Niye? Çünkü madende özellikle pahada ağır, biraz daha söyleyeceğim. Petrol ve doğalgaz belimizi çok fazla büküyor. Peki sanayi ürünü olarak ne alıyoruz arkadaşlar? Sanayi ürünü olarak aldıklarımızı yazıyorum şimdi. Otomotivi burada da alıyoruz. Motor kısmını alıyoruz arkadaşlar otomotivin. Yine baktığınızda savunma aletleri alıyoruz arkadaşlar. Yine baktığımızda ilaç alıyoruz. Gübre alıyoruz. Yine baktığımızda kağıt alıyoruz. Yine elektrik elektronik alıyoruz. Yine medikal malzeme, optik gibi aletleri alıyoruz arkadaşlar. Ama en çok aldıklarımız, bu şekilde sınıflandırmayı yapabilirsiniz. Sanayi ürünü olarak aldıklarım. Peki maden olarak ne alıyorum hocam ben? Doğal gazı alıyorum arkadaşlar. Yine petrolü alıyorum. Taş kömürünü alıyorum. Yine baktığınızda fosfatı alıyorum. Boksiti alıyorum arkadaşlar. Birazdan demirin de alınmasıyla alakalı konuşacağım, merak etme. Tarım ürünü olarak ne alıyorum hocam? Mısır alıyoruz. Pirinç alıyoruz. Yine baktığınızda muz alıyoruz. Kakao alıyoruz. Hurma alıyoruz. Tropikal meyve alıyoruz. Ve Türk kahvesini dışarıdan alıyoruz. Bazı arkadaşlar şunu yapıyor. Türk kahvesi dendiğinden dolayı sanki kahve bizde yetişen bir ürünmüş gibi bir anlam çıkarıyor. Bizde yetişiyormuş gibi bir anlam çıkarıyor. Yapmayın bunu. Pişirilme, servis edilme tarzından dolayı Türk kahvesi denmiştir. Kahve tropikal kuşağın bir ürünüdür. Ülkemizde orta kuşakta kahve üretimiyle çok fazla muhatap olmazsınız arkadaşlar. Sadece dediğim gibi pişirilme ve yüklenen anlamdan, servis edilmeden kaynaklı bir durum Türk kahvesi olarak bilinir. Evet. Bunlar da ithal ettiklerimiz. Tekrar ettik şimdi. Sanayi tesisi olarak ya da sanayi ürünü olarak otomotiv, savunma, ilaç, gübre, kağıt, medikal malzeme, optik, bunları alıyoruz arkadaşlar. Yine baktığınızda maden olarak doğalgaz, petrol, taş kömürü, fosfat, boksit aldıklarımız içerisinde. Tarım ürünü olarak da mısır, pirinç, muz, kakao, hurma, tropikal meyve ve kahve olarak karşımıza çıkıyorlar. Ki zaten özellikle mısır ve pirinç. Pirinç özellikle temel tüketim maddesi olduğu için bizde üretilen ne yapmıyor hocam? İhtiyacımızı karşılamıyor. Karşılamadığından dolayı da ithal etmek zorunda kalıyoruz. Sıralamayı unutmuyorsun. Sanayide biriz satımda. En fazla sattığımız sanayi. Sonra maden, sonra tarım. Pardon, özür dilerim. Dış alımda, ithalatta sanayi 1, maden 2, tarım 3. Dış satımda bizden gönderdiğimizde sanayi yine 1, tarım 2, maden 3 arkadaşlar. Sıralama bu şekilde değişiyor. Ve burada lütfen şuna dikkat et. İthalat ihracat kıyaslaması noktasında ülkemizin alım ve satım dengesinde sıkıntı var mı hocam? Var arkadaşlar. Nasıl bir sıkıntıyla karşı karşıya kalıyoruz burada? Burada en temelde almış olduğumuz sıkıntı şu. Bizim şu anda ihracatımız ithalatımızı karşılamıyor. Yani sattıklarımız aldıklarımızı karşılamıyor. Karşılamadığından dolayı ortaya bir terim çıkıyor. Nedir hocam o? Dış ticaret açığı. İki tane terimle karşılaşırsın. Dış ticaret açığı ya da hacmiyle alakalı. Dış ticaret açığı dediği zaman açık şu demektir. İthalat büyük ihracat. Açık kelimesi bununla anlatılır arkadaşlar. İthalatın ihracattan daha fazla olmasına biz dış ticaret açığı diyoruz. Hacmi neyle anlatacağız? Hacim ithalatla arkadaşlar ihracatın toplamıdır. İthalatla ihracatın toplamıdır. Şunu yapabilir. Hangi ülkeyle dış ticaret hacmimiz daha fazladır diye sorabilir arkadaşlar. Ülke bazında şunu unutmayın. Almanya ve Rusya ile dış ticaret hacmimiz daha fazladır. Bazen de şunu yapabilir. Hangi limanın dış ticaret hacmi
daha yüksektir diye sorar. Hangi limanın dış ticaret hacmi daha fazladır diye sorar. İstanbul Limanı, İzmir Limanı ve Mersin Limanı'nı ilk üçte bilmekte fayda var arkadaşlar. İstanbul, İzmir, Mersin limanları dış ticaret hacmimizin en fazla olduğu limanlardır. Geldik şimdi açığa. İhracatımız ithalatımızı karşılayamıyor dedik. Ve ithalatımız ihracatımızdan fazla dedik. Şunu yapabilir. Hangi ülkeyle dış ticaret açığımız en fazladır diye sorabilir. Cevap kim olacak biliyor musun? Çin. Çok şey alıyoruz onunla, çok şey satamıyoruz. Satamadığımızdan dolayı da Çin'le olan ticaretimizde dış ticaret açığımızın en fazla olduğu ülke Çin'dir arkadaşlar. Ve bak dikkat et şimdi. İhracatıma bakıyorum, ithalatıma bakıyorum. Ta 23'ten itibaren başladığınızda sadece dikkat et bak. Bazı yıllar var ki dış ticaret açığı vermemişiz. Hangi yıllar hocam baktığımda dikkat. 1930 yılında hemen hemen ihracatımız ithalatımızdan fazla. 1940 yılında ihracatımız ithalatımızdan fazla. Ama diğer yıllara dikkat ettiğiniz zaman bu 2 yıl haricinde 1939 ve 40 yılı haricinde bizim dış ticaret açığımız hep olmuş. 30 ile 40'ı lütfen unutmayınız. Dış ticaret açığı vermediğimiz 2 yıldır. 1930 ve 1940 yılı. Tarihsel gelişimde bazen kelime oyunuyla bunu sorgulayabilir. Der ki, ülkemizin ticari geçmişine bakıldığında tüm yıllarda dış ticaret açığı vardır. Hayır. Tüm sıkıntı. Neydi yok hocam? 30 ile 40 arasındaki ticaretimde benim yani 30 ve 40'taki ticaretimde dış ticaret açığını görmüyorum. Fazlam var artı değerde ama diğer yılların hepsinde var arkadaşlar. Ve dikkat et. Dış ticaret açığı büyüye büyüye devam ediyor arkadaşlar. Top noktaya ulaştığı zamanlar 2011 yılıdır. Sürekli artış değil ama bizim dış ticaret açığımız hep var. Ne yapacağız kapatmak için? Kapatmak için arkadaşlar 1. Yerli malı kullanımını teşvik edeceğiz. 2. Ham madde alacağız, işlenmiş ürün satacağız. Ham madde ithalatını arttırmak derse doğrudur. Bak ham madde ithalatını arttırıyorum. Mamül madde ya da işlenmiş ürün ihracatını arttırıyorum arkadaşlar. Lütfen şuna dikkat edin. İthalat her zaman kötü bir şey değildir. İthal ettiğim malın cinsine göre ithalat iyi ya da kötü özelliği kazanır. Ve bundan dolayı da ben ham madde ithalatı yapıyorsam iyi bir şey arkadaşlar. Ha işlenmiş ürün ithalatı yapıyorsam sıkıntı, maliyeti arttırıyor. Başka ne yapacağız hocam biz baktığınızda? Doğalgaz ve petrol çok fazla arttırıyor mu hocam bizim dış ticaret açığımızı? Madenlerde gördük çok fazla yük elde ediyor. Onun yerine ülke genelindeki, ülke içerisindeki kaynaklara biraz daha yöneleceğiz. Yine dış ticaret açığımızı kapatmak için ne yapacağız hocam? Tanıtım, reklam gibi faaliyetleri arttıracağız. Rekabet gücümüzü arttıracağız. Yeni pazar alanları dış piyasada bulacağız arkadaşlar. Ve baktığınızda bu saymış olduklarım, evet yerli malını kullanmak, ham madde ithalatını arttırıp işlenmiş ürün ihracatını da arttırmak, yine yerli malı kullanmak, pazar alanını genişletmek, işte doğalgaz, petrol için alternatif kaynaklar vesaire vesaire vesaire. Bunların hepsi dış ticaret açığını kapatmak için yapılması gerekenlerdir. Ama ülkemizin şu anda dış ticaret açığını kapatacak elinde bulundurduğu en önemli potansiyel ne biliyor musunuz? Şu anda ülkemiz turizm gelirlerini dış ticaret açığını kapatmada kullanabilir. Çünkü bacasız fabrika olarak bilinir turizm gelirleri. Bacasız fabrika olarak bilindiğinden dolayı turizm gelirleriyle alakalı lütfen şu duruma dikkat ediniz arkadaşlar. Bir üretim maliyeti olmadığından dolayı turizmden kazanılan paranın genellikle kar marjı yüksek olduğundan dolayı özellikle doğal ve tarihi turistik yerler için geçerli bu. Doğal ve tarihi turistik yerlere baktığınız zaman arkadaşlar oradan gelecek olan paranın kar marjı yüksek olması ne yapıyor? Dış ticaret açığımızı kapatmak için önemli bir unsur olarak karşımıza çıkıyor. Lütfen unutmayınız. Aşağıda verilenlerden hangisi ülkemizin dış ticaret açığını kapatmak için elinde bulundurduğu en büyük potansiyeldir diye sorarsa
kime bakacağım arkadaşlar burada? Turizm gelirlerine bakacağım. Turizm gelirlerinden kazandığımızda dış ticaret açığımızı daha fazla kapatabiliriz. Unutmayınız bunu. Ve peki kimle daha çok samimiyiz dış ticarette? Dış ticarette samimi olduğumuz yerlere bakıyoruz. İhracatımızda birinci Almanya, ikinci Irak, üçüncü İngiltere. İlk üçü bilmende fayda var. İthalatımızda birinci Rusya, ikinci Çin, üçüncü Almanya. Dikkat et. Veri ne zaman? 2015. Not düşüyorum. 2016 sıralaması 1 Çin oldu, 2 Almanya oldu. Lütfen bunu unutmayınız. 2016 yılı sıralamasıdır bu vatandaş. Baktığınızda 2015'te Rusya, Çin, Almanya, 2016'da karşıma Çin, Almanya diye çıkar sıralamada. Bazen çözdüğünüz eski tarihli kaynaklı sorularda mutlaka Rusya diye doğru cevaba ulaşacaksın ithalatında. Yeni tarih çözdüğünüzde büyük ihtimalle Çin'e ulaşacaksınız arkadaşlar. Bunu da unutmayınız. Dış ticarette samimi olduğumuz ülkeler bunlar. Bak, baktığınız zaman dış ticaretimizde arkadaşlar bunlar tabii ilk üç olarak verdik. Biz en fazla ülke topluluğu olarak kimle yapıyoruz mesela dış ticaretimizde en fazla muhatap olduğumuz AB ülkeleridir. Bunu unutmayınız. En fazla AB ülkeleriyle ticaret yapıyoruz. Orta Doğu'yla ticaretimiz var. Orta Asya'yla var. Uzak Doğu'yla ticaretimiz var arkadaşlar. Yine bununla baktığınızda komşu ülkelerimizle ticaretimiz söz konusu. FIFA'nın sınıflandırmasına göre 193 tane ülke var. Bu 193 ülke içerisinde 192'si de doğrudan ya da dolaylı olarak bir ticaretimiz olmuş. Dünya üzerinde bir tane ülkeyle ticaret yapmamışız. Tek ticaret yapmadığımız ülke arkadaşlar, tek ticaret yapmadığımız ülke, yapmadığımız ülke kim biliyor musunuz? Kiribati. Onala der gibi dediğinizi duyuyorum. Kiribati. Büyük ihtimalle yerini bulamamışız zaten. Bundan dolayı ticaretimiz olmamış. Büyük okyanusun göbeğinde küçük bir adalar ülkesi. Yeni yıla ilk giren ülkelerden bir tanesidir. Tek ticaret yapmadığımız ülke. Belki coğrafya sorusu olarak karşına çıkmaz ama güncel soru olarak, genel kültür sorusu olarak aklının bir köşesinde bulunmasında fayda var. Evet, dış ticarette samimi olduğumuz ülkelerimiz de böyle olarak karşıma çıktı. Son ticaret türüm. Transit ticaret. Bizim ülkemizde transit ticaret gelişmiş. Niye? Ben Asya'yı bağlıyorum. Avrupa'yı bağlıyorum ve Afrika'yı bağlıyorum. Üç kıtanın birbirine en çok yaklaştığı ve kavşak noktasında bulunduğum için benim topraklarımı kullanarak ticaret yapıyorlar. Neyimizi kullanıyorlar hocam? Karayolumuzu kullanıyorlar arkadaşlar. Demir yolumuzu belli bir oranda kullanıyorlar. Özellikle boğazlarımızı kullanıyorlar. Başka hocam? Limanlarımızı kullanıyorlar arkadaşlar. Trabzon limanını hatırlayın. Transit ticaret. Ve yine baktığınızda burada limanlarımızın yanında geçitlerden faydalanıyorlar. Sınır kapılarını kullanıyorlar. Hatırlayın coğrafi konumu. Hangi iki sınır kapısı arasında ticaret, transit ticaret daha çok gelişmiştir diye sorduğunda doğuda Habur'la muhatap oluyorum, batıda Kapıkule ile. Yine bunun dışında Kapıköy ve Gürbulak sınır kapılarımızda arkadaşlar transit ticarette kullanıyorlar. Eşleştirme ya da çıkış ve giriş noktasında. Tamamen bizim ülkemizin sahip olduğu jeopolitik konum ve sahip olduğu coğrafi konumla alakalı bir süreçtir. Başka neyi kullanıyorlar transit ticarette? Boru hatlarını da kullanıyorlar. TANAP örneğini ulaşımdan hatırlayınız arkadaşlar. İşte sahip olduğum bu özelliklere bağlı olarak ülkem dünya üzerinde transit ticarette belli bir bölge, belli bir yöre olarak önem kazanmış ve bu önemi de hala artarak devam eden bir unsur şeklinde karşıma çıkıyor mu? Kesinlikle. Bizde transit ticaret gelişmiştir. Ve transit ticaret beraberinde arkadaşlar yabancı sermayeyi çekmek adına dikkat et şöyle bir terim ortaya çıkarmıştır. Serbest ticaret
bölgesi diye bir terim çıkarmıştır arkadaşlar. Serbest ticaret bölgesi. Ne demek hocam serbest ticaret bölgesi? Yabancı sermayeyi, yabancı yatırımcıyı çekmek adına yapılan bir faaliyettir. Hem bunu maddi anlamda hem de baktığınızda bir yatırım anlamında yabancı sermayeyi çekmek için yapılan faaliyete biz serbest ticaret bölgesi diyoruz arkadaşlar. Ülkemde kim serbest ticaret bölgesidir diye sorarsa önce liman kentlerine bakacaksınız. Liman kentleri serbest ticaret bölgesidir. Hepsinde hemen hemen serbest ticaret bölge durumu söz konusudur. Bir de dikkat. İç kesimde olmasına rağmen Kayseri ve Antep serbest ticaret bölgesidir. Unutmayın bunu. Serbest ticaret bölgesi olarak önce liman kentlerimi arıyorum. Özellikle de gelişmiş liman kenti. İstanbul, İzmir, Antalya, Mersin. Bunlar arkadaşlar serbest ticaret bölgesi olarak karşıma çıkar. İç bölgede de Kayseri ve Antep serbest ticaret bölgesi olarak çıkar. Aklınızın bir köşesinde bulunsun. Ticaret noktasında ihracatında sattığım ürünleri unutmuyorsun. Yaz bir kenara mutlaka. İthalatımda unutmuyorsun. Hangisi daha baskın, hangisi daha az? Sıralama önemli. Dış ticarette samimi olduğum ülkeleri hangisiyle hacmin fazla, hangisiyle açığın fazla? Ve hacmi ya da açığı kapatmak için neler yapmam gerekiyor? Bunları biliyorsunuz ve baktığınızda ticaretle alakalı da bilmeniz gereken tüm unsurlar böyle arkadaşlar.